Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. İnşallah Teala bu dersimde ve ilerideki olacak derslerde kardeşlerle anlaştığımız gibi dört Hulefâ-i Raşidin'in hayatlarından bazı faydaları anlatacağım. Onların hayatlarından ve faziletlerinden bahsedeceğim. Daha sonra Muaviye radıyallahu teala anhu'nun hayatından bahsedeceğim. Fakat ilk önce bugün Ömer ibn-i Hattab radıyallahu teala anhu'nun hayatından bazı faydalardan bahsedeceğim inşallah teala. Derse başlamadan önce bilin ki ey kardeşler, sahabe denildiği zaman İslam'da üç şey anlaşılır. Birincisi şer'i manası, yani Kur'an ve sünnette genellikle geçen bir mana anlaşılır. Şer'i manası nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ve ona iman eden ve Müslüman olarak ölene sahabi denilir. Bu şer'i manasıdır. Bunun delili nedir? Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Vadittu enni ra'aytu ashabi vadittu enni ra'aytu ihvani." Kardeşlerimi görmeyi temenni ettim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe der ki: "Biz senin kardeşleriniz değil miyiz ey Allah'ın Resulü?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonraki gelenler, bana iman edip benden sonraki gelenler benim kardeşlerimdir." Allah Resulü bu hadiste diyor ki siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonraki gelip bana iman edenler. Dolayısıyla bu hadisten anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gören, ona iman eden peygamber de diyor siz benim ashabımsınız. Yani sahabe diye isimlendiriliyor. Bu şer'an, şer'i manada. İkincisi bir de lügat manası var. Sahabenin lügat manası. Yani kelime manası, lügatta geçen mana. Sahabenin lügat manası mutlak arkadaşlıktır. Yani bir kişi diğerini tanıyorsa onun kavmindense o onun sahabesidir. Yani arkadaşıdır. Velev ki Müslüman olsun olmasın. Müslüman olsun olmasın. Senin muhitinde yaşayan kişiler senin nedir? Senin sahibindir deniliyor Arapça. Bunun hangi ayette delil bunu? Allahu Teala diyor ki: "Vema sahibukum bi mecnun." Sizin sahibiniz yani arkadaşınız deli değildir. Kime hitap ediyor bunu? Müşriklere diyor ki müşriklere Allahu Teala sizin sahibiniz yani peygamberi kastediyor. Mecnun değildir. Yani deli değildir. Dolayısıyla Mekke müşrikleri peygamberin neymiş? Sahip yani sahabesi. Ama buradaki anlaşılan mana hangi manada? Lugat manada, şer'i manada değil. Lugat manada. Üçüncü manası ise örfi manada. İnsanların örfü ve adetinde sahabe denildiği zaman yani arkadaş denildiği zaman manası nedir? Bir kişiyle çok gezen. Bizim anladığımız örfi manada bir kişiyle çok geziyorsa, hep onunla geziyorsa o nedir? Onun arkadaşıdır. Yani sahibidir. Arapçası sahibidir. Bazen de Kur'an sünnette bu manada gelebilir. Bunun delili ise Buhari ve Müslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde Allah Resulü diyor 70 bin kişi işte hesapsız sualsız cennete girecek. Sahabeler heyecanlanıyor bu 70 bin kişi kimdir diye. Bazılar diyor ki لَعَلَّهُمْ اَلَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ. Umulur ki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olanlardır. Sahabe kendisi diyor. Ama kasıtları ne? Yani kasıtları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle çok gezenler. Normal sahabe değil. Hep peygamberle birlikte olanlar o 70 bin kişi olabilir. Onu diyorlar. Yani Ebu Bekir, Ömer gibileri. Ama peygamberle az gezen kişilere örfi manada sahabe denilmez. Anladınız mı? Bu üç manayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne isimli kitabında zikreder. Ve Alâ-i Risalet-ü Suhbe isimli risalesinde zikreder. Dolayısıyla sahabe denildiği zaman şer'i manada bizim bildiğimiz sahabe
Lugat manada, lugat manası ise kişinin Müslüman olup olmadığına bakılmıyor. Allah-u Teala'nın sizin arkadaşınız deli değildir Mekke müşriklerine. Yani arkadaşınız yani kendi kavmindeki şahsı kastediyor. Üçüncü mana ise örfi mana, bizim bildiğimiz arkadaşlık. Yani bir kişiyle çok gezen. O sahabe manasına gelir. Bu bilindikten sonra Ömer radıyallahu teala anhu'nun fazileti çoktur. Ömer radıyallahu teala anhu Ebu Hafs. Buhari'de geçen İbn Ömer radıyallahu teala anhu der ki: "Kunna nuhayyiru fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve naqulu hayra hadihi al-umma Ebu Bekr thumma Ömer ve Resulullah yuqir." Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında insanları derdik, bu ümmetin, peygamberin yanında derdik, bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Daha sonra Ömer'dir derdik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de susardı ve ikrar ederdi. Keza Bukhari'de geçen Muhammed İbn-i Hanefiye, yani Ali radıyallahu teala anhu'nun oğlu, Ali radıyallahu anhu'ya sorar. Der ki: "Ey babacığım, bu ümmetin en hayırlısı kim?" Der ki: "Ebu Bekir." Sonra kim der? Der ki: "Ömer." Yani ki Ali radıyallahu anh der ki bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir, sonra Ömer. Bu hadis Buhari'de geçer. Ali radıyallahu anh'un bu sözü Buhari'de geçer. Ve bu söz Ali radıyallahu teala anh'udan mütevatir derecesinde gelmiştir. Yani kesin olarak Ali radıyallahu anh bunu söylemiştir. Mütevatir olduğunu Şeyhülislam İbn Teymiye ve Zehebi rahimehullah teala demiştir. Bilakis İbn Teymiye rahimehullah teala Akidetul Vasitiye isimli kitabında der ki: "Ve yuqirruna bima tawatara bin naqlu an Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib en hayra hadi'l ummeti Ebu Bekr thumma Umar." Ehli sünnetin inancını anlatırken der ki: "Keza ehli sünnet bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir olduğuna, daha sonra Ömer olduğuna İkrar etmiştir." Yani ehl-i sünnet buna böylece iman etmiştir der Şeyhülislam İbn Teymiye. Keza Buhari ve Müslim'de geçen hadiste hadis İbn Ömer'den rivayeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der, şöyle der: "Beynema ana naimun id u'titu qadah labanin." Ben yatarken rüyamda bir süt kabın içinde bir süt gördüm. Bana verildi o süt. Ve o sütten içtim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki doyana kadar. Daha sonra sütü Ömer radıyallahu teala anhu'ya verdim. Ve Ömer radıyallahu teala anhu da o sütü içti. Daha sonra sahabe peygambere sorar: "Ey Allah'ın Resulü, bu rüyayı nasıl yorumladın?" der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "İlimle yorumladım." Yani Ömer radıyallahu teala anhu'nun çok ilmi olduğuna yorumladım der. Çünkü o da sütten içmişti o rüyada. Keza Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Said'in Hudri'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Beynema ene naimun iz marra bi ricalun feraytu kamisa ba'dihim yecurru ila tedyihim ev yusdilu ila tedyihim." Ben yatarken, uyarken rüyamda, bu hadis Buhari Müslim'de geçiyor, rüyamda bazı insanları gördüm ve insanların gömlekleri göğüslerine kadar sarkıtmıştı. Daha sonra Ömer'i gördüm. Ömer'in gömleği ise yere kadar sarkıtmış gidiyordu. İnsanların gömleği göğüslerine kadar, Ömer'in gömleği ise yere kadar. Peygamber'e sordu sahabe: "Ey Allah Resulü, bu hadisi, bu rüyayı nasıl tabir ediyorsun?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Bu dindir." dedi. Yani Ömer radıyallahu teala anhu'nun dininin çok olduğuna delildir dedi. Radıyallahu teala anhu. Keza Buhari ve Müslim'de geçen hadis Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Mâ seleke Ömer'u feccen illâ seleke şeytanu feccen âhar." Ömer radıyallahu teala anhu, hadis Buhari Müslim'de geçiyor. Allah Resulü der ki Ömer radıyallahu teala anhu bir caddeden yürürse şüphesiz ki şeytan diğer caddeden yürür der. Yani şeytan Ömer'le karşılaşmaması için diğer caddeyi alır der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Keza Buhari'de geçen İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu der ki: "Mâ zilnâ fî izzetin mundu en esleme Ömer."
Bir Ömer radıyallahu teala anhu Müslüman olduğu müddetçe biz izzetlendik. Ne zaman ki Müslüman oldu biz güçlendik ve izzetlendik der. Ömer radıyallahu teala anhu'nun faziletleri çoktur. Bilakis ilim ehlinin bazısı İbn Cevzi gibi Ömer radıyallahu teala anhu hakkında sırf onun hayatı hakkında kitap yazmıştır. İbn Cevzi'nin yazdığı kitap gibi. Bilakis Ömer radıyallahu teala anhu'nun en büyük fazileti sahabi olmasıdır. Sahabe olmasıdır, sahabeden olmasıdır. Bu ise en büyük fazilettir. Zira ehl-i sünnet ve cemaatü göre sahabenin mertebesini hiç kimse alamaz. Sahabenin mertebesini dünyada insan gece gündüz namaz kılsa, gece gündüz oruç tutsa, Uhud dağı kadar altın infak etse, Allah yolunda harcasa, canını ve malını Allah yolunda harcasa, sahabenin bir tanesinin mertebesine asla ulaşamaz. Niye? Çünkü Allah-u Teala sahabeyi Kur'an-ı Kerim'de övdü. Ve dedi ki Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا Muhammed Allah'ın Resuludur. Onun yanında olanlar, yani sahabeyi kastediyor, اَشِدَّاءُ kafirlere karşı şiddetlidir. Müslümanlara karşı rahmetlidir. Onları secde ettiğini ve ruku ettiğini görürsün. Kimi? Sahabeyi. Allah-u Teala sahabeyi böyle övüyor. Keda başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor sahabe hakkında. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Ağacın altında sana biat edenlerden Allah-u Teala razı oldu diyor. Ağacın altında peygambere biat eden kim? İçinde Ebu Bekir, Ömer, Osman hepsi var. Sahabelerin birçoğu vardır. Başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Ayetin öncesinde Allah-u Teala işte fetihten sonra infak edenlerle, fetihten önce infak edenlerden bahsediyor. Ve fetihten sonra mümin olup fetihten önce, Mekke'nin fethinden önce mümin olup infak edenlerin daha büyük mertebede olduğunu beyan ediyor. Daha sonra diyor ki وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Fakat Allah-u Teala her iki gruba da çok iyilikler vaat etmiştir diyor. Yani her iki grup Mekke'nin fethinden önce de Mekke'nin fethinden sonra da sahabelerin hepsine Allah-u Teala iyilikler vaat etmiştir. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said'in Hudri hadisinde şöyle buyurur. La tesubbu ashabi sahabeme herhangi bir şekilde kötü konuşmayın. Sahabenin herhangi birisine kötü konuşmayın. فَوَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدَكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِفًا Nefsimin yeniğim, elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse Allah yolunda onların bir avuç dolusu bilakis yarım avuç dolusu infak ettiğine hiçbir zaman yetişmez. Yani biz Uhud'u Medine'ye gidenler gördü. Uhud ne kadar büyük. O kadar bir altın biz infak etse, yani Uhud o kadar büyük ki Medine'yi komple baştan aşağı şey diyor takriben. Medine böyleyse Uhud tam böyle bütün Medine'yi içeriye alıyor. O kadar büyük. Allah Resulü diyor ki siz o dağa kadar bir altın infak etseniz, sahabe de bir avuç dolusu infak etse sizin infak etmeniz o sahabenin infak etmesine yetişmez diyor. Niye? Çünkü sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olduğundan dolayıdır. Keza bilin ki ey kardeşler ehl-i sünnet vel cemaate göre sahabe hakkında kötü konuşmak caiz değildir. Veyahut da sahabenin herhangi birisine aleyhinde konuşmak veyahut da onu kötü zannettirmek veyahut da onların ayıbını araştırmak veyahut da ayıbını insanlara anlatmak veyahut da sanki onlara hakir görmek veyahut da onlardan herhangi birisine kötü lakap takmak, işaret etmek, onları küçümsemek kesinlikle ehl-i sünnet vel cemaatin inancından değildir. Doğru inançlı değildir bu kişi. Ve sahabenin arasında vuku bulan bazı olaylar olmuştur. Sahabenin arasında bazı savaşlar olmuştur birbiriyle. Ehl-i sünnet vel cemaate göre bu savaşları insanların arasında anlatmak caiz değildir.
Niye? Çünkü sen bunları anlattığın zaman insanların kalbinde ne uyandırmış oluyorsun? Onlara karşı belki de bir öfke veyahut da herhangi bir sahabenin aleyhine belki bir öfke uyanır kalbinde. Belki bir onları küçümseme uyanır, birbiriyle savaştılar diye. Belki de Muaviye radıyallahu teala anhu'nun hakkında bir kötü bir şey kalbinde vuku bulur. Bundan dolayı sahabenin arasında vaki olan olayları insanlar arasında anlatmak kesinlikle caiz değildir. Niye? Çünkü kötülüğe yol açıyor. Kötülüğe yol açtı. O kötülük de nedir? Sahabe hakkında kötü zannetmek, kötü düşüncede bulunmak. Kötülüğe yol açtığından dolayı sahabenin arasındaki vuku bulan harpleri, kıtalları, savaşları anlatmak kesinlikle caiz değildir. Ve bilin ki ey kardeşler, sahabenin arasında vaki olan bu olaylarda birçok rivayetler vardır. Kitaplarda birçok şeyler yazılıdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala Minhac-ı Sunne isimli kitabında der ki, bu kıssalar, bu olaylar, bu kitaplardaki yazılan çoğu kıssalar uydurmadır. Özellikle Şia tarafından, Rafiziler tarafından çok şey sahabeleri küçümsemek için, sahabeleri kötülemek için çok kıssa uydurulmuştur. Ve bu çoğu bu kıssaların uydurmadır. İbn-i Teymiye ve Zehebi'nin dediği gibi. Uydurma olmayan kıssalar ya noksan yapılmıştır, alınmıştır biraz veyahut da eklenmiştir. Eklenmeyen veyahut da alınmayan, noksan yapmayan kıssalarda eğer doğruysa sahabeler bunda müştehittir. Yani iştihattır. İsabet ederlerse iki sevap, isabet etmezlerse bir sevapları vardır. Bilerek hata yapmışsalar dahi o da çok azdır. Sahabeler bilerek hata yapmışsalar dahi o bilerek hata yaptığı o küçücük hataları yanındaki dağlar kadar sahabe olması sevaplarının yanında hiçbir şey değildir. O sevaplar şüphesiz ki o hataları silip süpürür. Dolayısıyla ey kardeşler, bize vacip olan, bizim görevimiz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak özellikle sahabelerin iyiliklerini, menakiplerini, menkibelerini, güzel ahlaklarını, onların örnek olduğunu insanlar arasında anlatmamız farzdır bizim üzerimize. İnsanlar arasında sahabenin örnek olduğunu, onları örnek almamızı, onlar bizim önderimiz olduğu ve onların güzelliklerini anlatmak farzdır. Bizim üzerimize farzdır bu. İnsanlar demin dediğim gibi birçok kitaplarda uydurma şeyler olduğundan dolayı ve birçok ahmak, geri zekalı insanların bu gibi olayları, sahabe arasında vaki olan bu savaşları insanlar, avam insanların arasında anlattığından dolayı bu zamanda ve tarihte birçok kişi sahabe hakkında kötü konuşmuştur. Sahabeler hakkında kötü zanda bulunmuştur. Özellikle Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında birçok ehli sünnetim diyen insan dahi Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında kötü konuştuğunu duyarsın. Onun hakkında kötü zanda bulunduğunu duyarsın ve görürsün. Bu niye? Çünkü birçok insanın araştırmadan uydurma kıssaları insanlar arasında anlattığından dolayıdır. Ki Muaviye radıyallahu teala anhu bu ümmetin dayısıdır. Niye? Çünkü kardeşi Hafsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanımıydı. Peygamberlerin hanımı nedir? Müminlerin annesidir. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu teala anhu ne oluyor? Müminlerin dayısı oluyor. Muaviye radıyallahu anh müminlerin dayısıdır. İbn Abbas radıyallahu teala anhu onun hakkında der ki Buhari'de geçtiği gibi Muaviye fakih'tir der. Bilgilidir der. Keza Buhari'de geçen Ummu Haram'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki "Evvelu ceyşin yaghzul bahra fa huwa maghfur." Denizde ilk savaşa giden ordu Allah-u Teala onları affetmiştir der. Ve Muaviye radıyallahu teala anhu da o ordunun içindeydi. Yani denizde savaşan ordunun içindeydi. Başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kad evcebet, onlara cennet farz kılınmıştır. Ve Muaviye radıyallahu teala anhu o ordunun içindeydi. Dolayısıyla ey kardeşler,
sahabenin herhangi birisine, özellikle Muaviye radıyallahu teala anhu'ya, Muaviye radıyallahu teala anhu'nun faziletlerini, iyiliklerini insanlara anlatmak farzdır. Zira birçok insan özellikle bu sahabi hakkında kötü zanda bulunmaktadır. Ala kulli hal, konumuza geri dönersek, Ömer radıyallahu teala anhu'nun hilafeti Hicri 13 senesinde olmuştur. Yani Ebu Bekir radıyallahu teala anhu öldüğü sene. Daha sonra hilafeti Ömer radıyallahu teala anhu olmuştur. Ve Hicri 23'te ise vefat etmiştir. Yani hilafeti 10 sene sürmüştür. Ve hilafeti zamanında özellikle Ömer radıyallahu teala anhu adaletiyle meşhur olmuştur. Hatta kafirler dahi Ömer radıyallahu teala anhu'nun adaletine hayran kalmışlardır. Hatta Ömer bir kafir elçi Medine'ye geldiğinde Ömer radıyallahu teala anhu'yu bir ağacın altında yaslanmış bir şekilde uyuduğunu görür kafir. Ve şunu der: "Hakemte fe'adelte. Hakemte fe'adelte fe'aminte fe'ninte." Hükmettin insanlara ve adi oldun, daha sonra emniyet içinde olduğundan dolayı da böyle rahat şekilde yaptın. Çünkü yanında hiç korucular falan yok. Kendi başına ağacın altında halife, ağacın altında ne yapıyor? Yatıyor. Kafir de bunu görüyor. Ne diyor? Diyor ki, kafir dahi diyor ki adaletli olduğundan dolayı emniyette olduğundan dolayı hiçbir kaygı olmadı. Dolayısıyla rahat bir şekilde yattın der. Radiyallahu teala anhu. Ala kulli hal, Ömer radiyallahu teala anhu'nun hayatında birçok faydeler vardır. Bu faydelerin birincisi, numara şeklinde ben şekillendiriyorum. Bu faydelerden birincisi, Ömer radiyallahu teala anhu Allahu Teala'dan çok korkardı. Allahu Teala'dan çok korkardı. Hatta İbn Abbas radiyallahu teala anhu'ya sorulduğunda Ömer'in Allah'tan korkusu nasıldı diye sorarlar İbn Abbas'a. İbn Abbas da der ki: "Ka'ennehu tayr yesiru yakhafu an yaqa'a fi şirak." Der ki Ömer radıyallahu teala anhu sanki bir kuştu der. Uçtuğu zaman o kuşun tuzağa düşeceğinden korkuyor gibi Ömer de Allah'tan öyle korkardı der. Kuş uçtuğu zaman tuzaktan nasıl korkar? İşte Ömer de Allah-u Teala'dan öyle korkardı der İbn Abbas radıyallahu teala anhu. Keza Abdullah İbni İsa der ki: "Kâne li Ömer hattâni esvedân." Ömer radıyallahu teala anhu'nun yüzünde iki tane siyah bir hat vardı, bir çizgi vardı der. Niye? Çok ağlamasından dolayı ağladığı gözyaşları yüzünde çizgi oluşturmuş, siyah bir çizgi oluşturmuş radıyallahu teala anhu. Keza Buhari'de geçen Abdullah İbni Şeddad der ki: "Sallaytu halfi Ömer fi ahiris sufuf." Ömer'in arkasında namaz kıldım der. En arka saflarda. "Fesemi'tu şaki şehika bukaihi fi ahiris sufuf." Ömer'in ağlamasının sesini en arka saflardan duydum der. Şu ayeti okunduğunda Ömer radıyallahu anhu ağlamış. Şu ayeti okuyormuş: "İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah." Yusuf aleyhisselamın babası ne demişti Yusuf'u kaybettiğinde? "İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah." Hüznümü ve musibetimi ancak Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine geldiği zaman Ömer radıyallahu teâlâ anhu kendisini tutamamış ve ağlamış radıyallahu teâlâ anhu. Keza İbn Ömer radıyallahu teâlâ anhu der ki, oğlu der ki: "Ömer radıyallahu, şuna iyi dikkat edin. Ömer radıyallahu anhu der, bir gün bir kendi bostanına girdi, kendi bahçesine girdi der. O bahçede meşgul oldu. Yani o bahçe onu o kadar meşgul etti ki, bahçeden çıktığında baktı ki insanlar sabah namazını kılmışlar, cemaatle kılmışlar. Ömer radıyallahu anhu cemaate yetişememiş. Bahçe onu o kadar meşgul ettiğinden dolayı Ömer radıyallahu anh şiddetli bir şekilde ağlamış. Cemaate yetişemedi değil. Sabah namazına yetişemedi değil. Şiddetli bir şekilde o kadar üzülmüş ki şiddetli bir şekilde ağlamış. Ve o bahçeyi Allah yolunda sadaka vermiş. Sırf cemaate
Sırf cemaate yetişme dedi. Sabah namazına değil. Sırf cemaate yetişme dedi. Bahçesini Allah yolunda sadakaya veriyor. Radıyallahu teala anhu. Dolayısıyla kardeşler, biz kendimize baktığımız zaman, bir de o sahabelerle kendimizi bir kıyasladığımız zaman, Ömer radıyallahu teala anhu'ya bir kıyasladığımız zaman, Allah yolunda kaç defa ağladık biz? Kaç defa namazda gözyaşı döktük? Kaç defa cemaati kaçırdık diye bu kadar üzüldük veya ağladık? Bilakis içimizden birisi 5 vakit cemaate geldiği zaman kendisine ucub isabet ediyor. Kendisini beğenme isabet ediyor. 5 vakit namaza geldiği zaman bir günlük. Dolayısıyla kişiye böyle bir ucub beğenme isabet ettiği zaman hemen sahabeleri hatırlaması gerekir. Ömer radıyallahu teala anhu'yu hatırlaması gerekir. O zaman kişi kendisinin ne kadar hakir olduğunu, ne kadar küçük olduğunu farkında varır. Radıyallahu teala anhu. İkinci mesele ise kardeşler, Ömer radıyallahu teala anhu'nun velâ vel berâ akidesine sımsıkı sarılmasıdır. Velâ vel berâ akidesi nedir? İslam'da el velâ vel berâ vardır. Velâ vel berâ'nın kısacası manası şudur. Müslümanların Müslüman olduğu için sevmektir. Kafirleri de kafir olduğu için sevmemektir. Onlara buğz etmek, onları sevmemektir kafir oldukları için. Bidat ehlini bidat ehli olduğu için sevmemektir. Ve müminlerin fasık olanları, günahkar olanların da günahkar olduğu kadar sevmemek, Müslüman olduğu kadar da sevmektir. Vela vel beranın kısacası böyledir. Yani müminleri Allah için sevmek, kafirleri ve bidat ehlini Allah için sevmemek, onlardan buğz etmektir. Ve el velâ vel berâ akidesi İslam'da önemli bir yeri vardır. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemektir. Bundan dolayı İbn-i Akil el-Hanbeli rahimullahu teala der ki: İzâ eradte en te'arifel İslam'a min ehli zamanin felâ tendur ilâ izdihamihim fî ebvâbil mesâcid ولا ارتفاع أصواتهم بلبيك ولكن انظر إلى محبتهم لأعداء الله. İbn Akil der ki bir zamanda İslam'ın ne kadar yayıldığını, ne kadar güçlü olduğunu görmek istiyorsan der, mescidin önündeki insanların kalabalığına bakma der. Veya tahat zamanında insanların çokça lebbeyk dediğine bakma der. Ya insanların, Müslümanların Allah'ın düşmanı olanları ne kadar sevmediğine baktır. Allah'ın düşmanlarını ne kadar sevmiyorlarsa bil ki o zaman İslam çoktur, Müslümanlar çoktur. Ama Allah'ın düşmanlarını seviyorlarsa kafirler gibi, o zaman kişi namaz kılsa dahi, oruç tutsa dahi İslam'ı azdır der İbn-i Akiyye rahimullahu teala. Kada Hamed İbn-i Atik rahimullahu teala der ki Allah-u Teala Kur'an ve sünnette der, tevhidden sonra ve tevhidin zıttı olan şirkten sonra Allah-u Teala en fazla velâ vel berâ'dan bahsetmiştir der. Yani Allah-u Teala'nın düşmanlarını, kafirleri sevmemek, müminleri ise Allah için sevmektir der. Bilakis el velâ vel berâ o kadar önemli ki Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı bize önder kılmıştır. Bu velâ vel berâ akidesinde. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, sevmemek. Müminleri Allah için sevmek, kafirleri Allah için sevmemektir. Allah-u Teala Kur'an'da der ki: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. İbrahim ve onun da yanında olanlar, sizin için İbrahim'de ve onun yanında olanlar da güzel bir örnek vardır der. Yani İbrahim ve onun arkadaşlarında güzel bir örnek vardır der. Bu örnek nedir? İbrahim ve onun yanındaki İbrahim'in tabileri, arkadaşları dedi ki: İz qalu li kavmin, kendi kavimlerine dedi ki: İz qalu li kavmihim inna bura'u minkum ve mimma ta'budun inna bura'u minkum kafarna bikum وَبِمَا تَعْكَفَرْنَا بِكُمْ وَبِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Dediler ki bak
Allah diyor ki İbrahim'de sizin için güzel bir örnek var. Yani İbrahim'i örnek almamız lazım. Niye? Çünkü İbrahim dedi ki inna bura'a minkum, kendi kavmine, kafir olan kavmine dedi ki biz sizden uzağız dedi. Beriyiz dedi. Kafarna bikum ve bima ta'buduna min dunillah. Sizi ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizin hepsini ben küfrettim. Hepsini ben gittim. Kabul etmedim. Küfrettim der. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدًا. Ve bizim ve sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu. Ta ki siz mümin olana kadar, tek bir Allah'a iman edene kadar bizimle sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu der. Yani siz Müslüman olmadığınız müddetçe bizim ve sizin aranızda düşmanlık vardır der İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah-u Teala diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمٍ. Sizin için İbrahim'de güzel bir örnek vardır der. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ı örnek almamız lazım. Kafirleri sevmememiz lazım. Allah'ın düşmanlarını sevmememiz lazım. Bidat ehlini sevmememiz lazım. Onları ve onların ibadet ettiği şeylere küfretmemiz lazım. Ve bazı insanlar diyor ki bidattır diyor veya şirktir diyor. Tamam, bidat şirktir diyor. Ama bidatçılardan ve şirklerden sakınmıyor. Onların da hatası olabilir. Onlar da hatalıdır falan. İşi ne yapıyor? İşi küçümsüyor. Halbuki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki sizi ve sizin ibadet ettiklerinizden beriyiz diyor. Dolayısıyla Müslüman olan bir kişi kafirlerden ve bidat ehlinden ve onların ibadet ettiği şeyden beri olması lazım. Ve Allah diyor ki bize, İbrahim Aleyhisselam diyor ki bizim ile sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu diyor. Dolayısıyla bizim ile kafirlerin ve bidatçıların, bidat ehlinin arasında bir düşmanlık hasıldır. Bilakis Allah-u Teala başka ayetinde şöyle buyuruyor. La tettehidu la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yuadduna men haddallaha velev kanu aba'hu ev abna'hum ev ihvanahum ev aşiretahum. Allah'a ve ahireti iman eden bir kavmin Allah'ın düşmanlarını sevdiğini göremezsin. Velev ki o Allah'ın düşmanları babaları, çocukları, kardeşleri ve kendi topluluğu olsa dahi Allah'ın düşmanı olduğundan dolayı bir müminlerin onları sevdiğini göremezsin. Velev ki baban olsun, kafir olsun, annen olsun, çocuğun olsun, kardeşin olsun, kafir olduğundan dolayı bu kişiyi sevmek caiz değildir diyor. Allah-u Teala'nın dediği gibi. Başka ayette Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlara dost edilmeyin. Bilakis onlar birbirlerinin dostudur. Her kim onlara dost edinirse o onlardandır diyor. Başka ayette Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءُ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ. Ey iman edenler, benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlara sevgi bağlamayın diyor Allah-u Teala bu ayette. Keda bu velâ vel bera akidesi dolayısıyla Kur'an ve sünnette çok geçmektedir. Kısacası dediğimiz gibi Allah'ın düşmanlarını sevmemek, kafirleri ve bidat ehlini sevmemek ve müminleri de severken Allah için sevmektir. Ve bu velâ vel bera akidesini en fazla yerine getiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadiste buyuruyor ki لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ. Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın diyor. İlk selam verirseniz siz ilk selam vermeyin diyor. Niye? Çünkü izzet müminlerdedir. وَلَا وَالْبَرَى onları sevmiyoruz. Niye? Çünkü kafir olduğundan dolayı. كَذَا Ahmed ve Ebu Davud'da geçen ve Şeyh İslam hadithi Hasan diyen hadiste diyor ki Allah Resulü مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Kim bir kavme benzerse o onlardandır buyuruyor. Dolayısıyla onlara has olan bir şekilde onlara benzemek dahi İslam'da caiz değildir. Dolayısıyla kısacası وَلَا وَالْبَرَى akidesi Kur'an ve sünnette geçmektedir. Ve kısacası manasını anladınız hepiniz anladınız değil mi? Anladığınıza göre
Vela vel bera hakkında bazı önemli kaideleri zikretmek istiyorum. Bu kaidelerden birincisi, kafirleri biz sevmiyoruz. Niye? Çünkü kafir olduklarından dolayı. Çünkü kafir olduklarından dolayı. O kafir Müslüman olsa ne yaparız? Direktmen severiz. Niye? Çünkü mümin kardeşimizi Allah için biz sevmek zorundayız. Ama kafirleri de Allah için sevmek caiz değildir. Bunu niye dedim? Çünkü birçok insan, bunların içinde Yusuf el-Kardavi de bulunuyor. Diyor ki Yusuf el-Kardavi, biz Yahudileri ve Hristiyanları sevmiyoruz. Çünkü topraklarımızı elimizden aldıklarından dolayı. Toprağımızı elimizden aldığından dolayı. Yani ne demek istiyor? Toprağımızı elimizden almasa biz onları severiz demek istiyor. Bu ise ehl-i sünnet ve cemaatin akidesine terstir. Ehl-i sünnete göre toprağını elinden alsın almasın, kafir olduğundan dolayı biz onu sevmeyiz. Allah'ın düşmanı olduğundan dolayı biz onu sevmeyiz. Sevemeyiz de Allah-u Teala'nın da dediği gibi. İkinci şey ise, ikinci kayde ise, İslam dışı bütün dinlerin batıl olduğuna inanmak her mümine farzdır, vaciptir. İslam dışı herkes kafirdir. Müslüman olmayan herkes kafirdir. Ve o kafirin dini batıldır. Allah-u Teala'ya yaklaştırmaz. Bilakis Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Ve onların ibadet ettiği kiliseler veyahut da sinagoglar ve diğer ibadethanelerin hepsi Allah-u Teala'ya şirk koşulan yerdir. Ve bunların dinleri hepsi küfürdür. Müslüman olmadığı müddetçe hiçbir zaman cennete giremezler. Ve cehennem o kişiye vacip olur. Dolayısıyla Müslüman olmayan herkes kafirdir. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala der ki, Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadığına inanan kişi icma ile kafirdirdir. Yani bir kişi şüphe etse bu kişi kafir mi, Yahudi kafir mi, Hristiyan kafir mi veyahut da acaba cennete girer mi diye şüphe etse icma ile kafirdir diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala. Keza bu zamanda bazı insanlar Yahudi ve Hristiyanlara kafir denilmez diye safsata ve hurafe getirmişler. Safsata, komik bir şey getirmişlerdir. Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunu, kafir diye isimlendirilmesi Allah-u Teala Kur'an'da diyor. Diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثِ ثَلَاثَ Allah üçün birisidir diyenler kafir oldu diyor. Allah-u Teala diyor. Dolayısıyla Allah'ın kafir diye isimlendirdiği kişiye sen nasıl kafir denilmez diyorsun. Keza Yahudi ve Hristiyanların kafir diye isimlendirilmesinde icma vardır. İcmayı İbn-i Hazm Meratib-i İcma isimli kitabında zikretmiştir. Üçüncü bir kayde ise velâ vel berâ hakkında ey kardeşler. Kafirlerin bayramlarını kutlamak caiz değildir. Kafirlerin bayramları var biliyorsunuz. Bunları kutlamak icma ile caiz değildir. Allah-u Teala ayetinde der ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَهَدُونَ الزُّرُ Müminlerin vasıfını zikrederken, müminlerin aykıs kapını, vasfını zikrederken diyor ki müminler hakkında وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَهَدُونَ الزُّرُ Yalan şeylere şahit olmazlar. Yalan şeylere şahit olmazlar. Tabiinden birçok ilim ehli diyor ki o yalan şey, yani yalan şeye şahit olmazlardan kasıt kafirlerin bayramlarını kutlamazlar. Kafirlerin bayramlarını kutlamazlar. Keda Beyhaki'de geçen eserde Ömer radıyallahu teala anhu der ki İyyâkum ve ratânetel e'âcim ve lâ tedhulû fî kenâisihim yevme îdihim fe inne s-sakhata yenzilu aleyhim. Acemlerin, Arap olmayanların acem